Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları, insanı insana, insanla insanda insanca anlatan Efsane Mertçe Söyleşi programı başladı. Gecikmeli başladı bugün çünkü saat 14'tü ilanımız efendim. Bütün bizi takip eden izleyicilerimden, dinleyicilerimden özür diliyorum. Teknikle alakalı bir olay bu. Ben topu atayım da Kemal Sonar Bey'e ne olursa olsun efendim. Benimle alakalı değil, ben tam zamanında buradaydım. Top teknikte o konuda efendim. Konuğum kim mi? Benim ifademe göre bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, insani ilişkileriyle, yardımsever özelliğiyle, fedakarlığıyla gönüllere yürüyen genç jenerasyonlardan biri avukat efendim Hüseyin Turgut Bahar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani bu girişten sonra abi yani çok hızlı ve çok enerjik bir giriş oldu. Ben böyle bir... ya Hüseyin abi en zor konuştuğum tipler tıbbiyeliler, doktorlar her şeyi biliyorlar. Çünkü halk kuyrukta bekliyor ya abi, zor bir görev gerçekten. Bir, onlar her şeyi biliyor. İki, proflar. Alınıp kusura da bakabilirler profesörler efendim. Hatta bana konuk bile olmayabilirler. Bunlar hiç umurumda olan şeyler değil. Bir de avukatlar abi. Zor konuşuyorum onlarla gerçekten. Biraz belki oradan kaynaklanan bir alerji de olabilir. Hakkını helal et. Ama Hüseyin Turgut Bahar benim dostum. Buraya gelmeden önce bir vesile Ahmet Sungur'a uğradım efendim. Bizim reklamcı dostlarımızdan biri kendisi. Çok da eski bir dostum. 10 yıldan beri görmüyordum. Bana zorla yemek ısmarladı. Burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki Hakkari'den dinleyenler, Nevşehir'den dinleyenler ulan bu bir yemek için teşekkür ediyor diyebilir ama bu gelenek tükeniyor artık Hüseyin abi. Abi ben hep diyorum eski Adana'da birine adres sorsanız işini gücünü bırakır sizi götürürdü. Hele şehir dışından gelmişseniz fark edilmişse mutlaka yemek getirirdi. Yani ben çocukluğumun Adana'sı öyle. Tabi Adana bu kadar büyük değildi. Sen daha da iyi biliyorsun bizden. Evet. Yani ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Hani alışveriş yaparken bile esnaf size zorla yemek yedirirdi. Dediğiniz gibi bu gelenek Ahmet Sungur sağ olsun herkese öyle. Üstelik bir darendel olarak böyle. Abi, bu da yani evet yani. Yani darendelilerin kesinlikle bir defa eli sıkı olur. Bir, iki, mutlaka ve mutlaka inek süt veriyorsa anlamlı ve önemlidir. Tavuk yumurtlamıyorsa keser o tavuğu yerler abi. Böyle cimri özellikleri de var ama güzel, pırıl pırıl güzel insanlar. Yani öyle bir şey de olmuş ama benim tanıdığım darendelilerin büyük bir çoğunluğu aslında çok cömert insanlar. Adana'da ticareti yönlendiren insanlar. Kesin. Adana'da hayır işlerinde de çok önde olan insanlar yani. Elbette ki belki ilk neslin böyle bir şeyi olmuş olabilir ama yeni nesil veyahut da artık Adanalılaşanlar diyelim bu manada abi çok şeyler. Ahmet Sungur'da ama gerçekten insan olarak da çok numune olan bir insan. Ben böyle çok karamsar olduğumda Ahmet Sungur'un yanına giderim. O böyle motive eder şey olarak yani. Her şeyin iyi olacağına aslında. Evet evet müsbet de yani bir bakış açısı var. Bir de tipi de değişmiyor. Yani mesela ben 30 yıldan beri her gün 5 kilometre yürüyen bir insanım. En az 5. Yani 7'ye falan çıkıyor bugünlük. Ahmet Sungur'a baktım 10 yıl önceki Ahmet Sungur evet. Olduğu gibi duruyor abi. Düşünsel olarak da ciddi bir performans yok. Evet. Düşünsel olarak da iman olarak da teslimiyet olarak da öyle. Şahsımda tüm dostlara selam olsun. Bu tür birlikteliklerden konuştuk da sen de İslamcı gençliğin içinde bir hayli kalmışlığın evet, var. Evet. Benim de var. Mesela İrfan Can. Adana'da bir simgedir ve orada da ayda bir falan efendim bir organize yapılıyor. Güveç organizesi. O da 12 yıldan beri devam eden bir gelenek. Yani hem gelenek hem de İrfan abi yani Adana'da gerçekten çok enteresan. Parayla hani işi olmayan dostlarla yürümeye çalışan bir insan. Ben hep böyle gördüm. Bildiği doğrulardan hiçbir şekilde şaşmayan bir insan. Zaten bu insanlar sayesinde gidiyor olay. Hala eski o günleri İslamcı gençliğin hasırın üzerinde oturup yemek yediği günlerin bu insanların nazarında devam ediyor. Bir şey ben birkaç defa anlatmıştım. Dedim bir kitap evimiz vardı bizim o zamanlar. Bildiğiniz hasır var yerde. Davet mi? Yok. Çukurova Kitap Kulübü diye bir kulüp kurmuştuk. Evet. Biz
bahsettiğim 17 yaşlarında falan hep bizim gibi olan insanlar hasırın üzerinde böyle şimdiki gibi böyle konfor monfor nerede yani çekyat mekyat hayal hikaye bildiğiniz hasırın üzerinde bir gün böyle bir yeğenimi de götürdüm şimdi doktor olan bir yeğenim var çocuk daha onu götürdüm öğlen yemek yeneceği zaman herkes cebindeki paraları çıkarırdı yani ne yiyelim ne yapalım diye işte parayı topladık dediler ya bir karpuz bir şey alalım peynir alalım bir de Adana'da pide mesela. Adana'nın pide aşkı zaten ayrı bir evet, şey. Üzerine program yapılacak bir şeydir. Evet. Bunu dışarıda yapamayız. Pide ve peynir en ucuzundan. Benim yeğenim şimdi dedi yıllar sonra abi dedi hayatımda dedi ben bu kadar güzel bir peynir yememiştim dedi. Karpuz yememiştim. Dedim ki o onun güzelliğinden değil. Samimiyettendi. Şimdiki gençlik tabii bunları anlamaz. Anlayamaz. Abi evet o konuda da Hüseyin'cim ciddi yani, bir erozyon var. Yok oluş var, kimlik erozyonu var. Onlara da değineceğiz ama yüce halkımız şunu merak edebilir. Edirne'deki Ali amca, Hakkari'deki Ayşe teyze, Siirt'teki Memo der ki bu artist gibi adam kim diye merak edebilir. Hüseyin Turgut Bahar kimdir? Birkaç cümleyle. Hüseyin Turgut Bahar 1975 Adana doğumluyum. Daha Karesallıyım yani Adana'nın. Murtçusun yani. Yani Adana'nın en önemli ilçesindenim. Evet. Ben her gün Allah'a dua ettiğim bir konu var. Belki bazıları yanlış anlar. Mesela Türkiye'de doğmaktan, Türk doğmaktan, canım benim. Adana'da doğmaktan dolayı Allah'a hep şükretmişimdir. Yani bunlar hepsi ayrı bir vasıf. Burada hani şey olarak yanlış anlaşılmasın. Yani Kürt, Türk bu ayrımı evet, değil. Tabii canım. Yani benim kastettiğim aslında Türkiye'de doğmak. Dünyada çok ülke gezdim. Hepsinin sonucu şuna vardım. Dedim ki ya Rabbi biz Adanalılar olarak seçilmiş insanlarız. Yani bunu yanlış anlaşılacak bir şey de yok aslında. Benim Adana sevgime de yorabilir ama Adana'da gördüğümüze de yorabilir. Dediğim gibi biz hep Adana'da cömertlik gördük, hep misafirperverlik gördük. Dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz şeyler hep Adana'da gördüğümüz için. Tamam Sayın Turgut Bahar sen öyle diyorsun da ama bana üst üste telefonlar geliyor adeta yağıyor. Adana şehremini Sayın Zeydan Karalar sanatçılar arasında böyle bir tasnif yapmamalıydı. Böyle bir kategorileştirme yapmamalıydı. Böyle bir ön sınıf yapmamalıydı diye. Ben bunu hukuk açısından falan sormuyorum. Avukatsın. Yani böyle bir algı yüce halkımıza nasıl yansır? Ne düşünüyorsun? Yani ben de ilk gördüm A sınıfı. Birincisi Adana ve çok verimli bir yer. Yani sanatçı açısından. Çok verimli bir toprak Adana. Yani kendi Adana evet. Toprağı kadar gerçekten Adana'da Türkiye'de damga vurmuş isimler var. Kesinlikle. Ben hepsini de sayamam ama ben gördüğümde öncelikle bu kadar az sayıda insan olmasını yadırgadım. İkincisi bu isimler niçin seçildi onu da anlamış değilim. Üçüncüsü bazı hatalar da yapılmış. Yani mesela Müslüm Gürses'in olduğu yerde Ferdi Tayfur'un da olması gerek. Hayatım boyunca arabesk dinlemedim. Ben farklı bir Adanalıyım. Evet. Arabesk hayatım boyunca dinlemedim. Abim dinlerdi, yakın bütün arkadaşlarım dinlerdi herkes ama ben arabesk dinlemezdim, sevmezdim. Ben içinde saz olan her şeyi severim ama onun için daha çok türkü ve özgün müzik ağırlıklı hayatım boyunca ama yani mesela bir Müslüm Gürses'in karşısında niye Ferdi Tayfur yok? Yani Ferdi Tayfur da Müslüm Gürses kadar bu Türkiye'de bilinen bir isim ve Adana yerlilik açısındansa Ferdi Tayfur Müslüm'den daha yerlidir. Evet. Yani mesela bir Kurtuluş diye bir sanatçı vardı hatırladığım evet, kadarıyla. Bütün evet, Türkiye'de evet. Tanınan rahmetli o fantazi oldu. Müziğin evet. en evet, sonu. Evet. Yani niye bir Kurtuluş yok? Veya mesela bir Muzaffer İzgün niye yok? Yani ben mesela evet. çok merak ediyorum. Yine mesela bütün okullarda o okutulur. Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini hepimiz evet. biliriz. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü diye. Arif Nihat Asya niye yok? Ben bunu mesela anlayamadım. Bunların hepsi Murat soru işaretleri. Acaba bu istişare heyetinden mi, yönlendirenlerden mi? Gerçi Zeydan Bey akıllı bir adam. Yani belediyenin üzerinden bir kuş uçsa yani, YBT'sini sorgular da. Burada bir yeniği var yani. Bir problem var burada. Yani ticaret işçilerini kullanırlar. Derler ki 7 yıldızlı otel kurmak önemlidir. Elemanlarınız 7 yıldızlı değilse elemanlarınız kadardır derler. Yani evet, evet. Şimdi Zeydan Bey'in belki bu böyle bir şeyleri yoktur ama Zeydan Bey'in ekibinde demek ki birileri olayı farklı algılamış ve farklı anlatmaya çalışıyor. Ama bunun sorumluluğu yeniden Zeydan Bey'e sorulur. Kesinlikle sorumlu. Bu fatura yani, Zeydan Bey'e yani bir, kesilir çıkar yani, abi. Yani bizim iş yerimizde de katibimizin yaptığı terbiyesizlik birine bir yapsa, bir hata yapsa bunun hesabı bize sorulur. Kesinlikle, ona kesinlikle. Onun için Zeydan Bey'in yapacağı bence yani ilk yapacağı hemen bugünden itibaren kaldırmalı bunu.
kaldırmalı yani. Bunların bir önce kalkması gerekiyor. Çünkü Adana'nın sanatçı sayısı bu değil. Adana'da sadece bu insanlar sanatçı olarak çıkmamışlar. Ha, diğer bir şeyi söyleyeyim. Yani mesela popüler kültürün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ya Şener Şen Kıvanç Tatlıtuğ'un altına yazılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu yapanlara yani teessüf ediyorum. Yani Şener Şen gibi bir ismi şeyin altına yazıyorsunuz. Evet. Şener Şen'i yazıyorsunuz. Babası Ali Şen'i niye yazmıyorsunuz? En az onun kadar iyi bir oyuncu. Onun kadar önemli bir sanatçı. Babası niye yok? Şener Şen var da babası niye yok? Ben anlamış değilim. Ya daha binlerce evet. Yani. O Adana, açıdan biz şunu... Adana'da listeyecek olsanız liste sığdıramazsınız. Sığdıramazsınız. Biz ama abi. Genel olarak şunu söyleyelim efendim. Adana öyle bir sıcak, bereketli toprak ki Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, Taha Toros, Yılmaz Güney, Bedir Baykam. Bedir Baykam var mı orada? Var yok, herhalde. Ben görmedim. Ben yani ve selam saymakla bitmez. Böyle bir tasnif şehremini Adana'ya yakışmadı, yakışmıyor. Yani, ben bile kusura baktım ya. Ben niye yokum da... abi? Ben niye yokum abi? Yani ben az meşhur bir insanım. Abi sen daha meşhursun. Şey olarak da yani mesela hani burada ne kastedilmiş? Adana'da yaşamaçlık mı kastedilmiş? Adana doğumlu olma mı kastedilmiş? Ya buradaki şey nedir hani, o da yani? Adana bilmiyorum. Yaşamışlık da mesela ben ilginç bir şey söyleyeyim. Atilla İlhan. Evet. Adanalı yani. Evet. Abidin Mutluluğun resmini yapabilir misin diyen Atilla evet, İlhan. Evet, evet yani, kesinlikle Adana'da ya. Adana'da bulunmuş Çoban İlhan anılarını da anlatıyor. Atilla İlhan anlatıyor. Babaları biliyorsunuz şeyde bahçede de düz içinde kaymakamlık yaptığı dönemi anlatıyor. Bunlar Adana. Eğer Adana ise bu Adana burası yani. Kesinlikle. Yani bu mağarada çok büyük bir hata. Belki şu ana kadar belki Zeydan Bey çıkıp bu listeye girmeyen sanatçılardan özür dilemeli. Yüksel Mert'ten de dinlemeli. Yüksel Mert'in bu kadar kitabı var. Bu kadar ses getiriyor. Ama şu da var üstad. Şu da var. Bazen sanatçılar biliyorsunuz döneminde anlaşılmaz. Yazarlar döneminde anlaşılmaz. Veya taş yerinde arda der ama genelde böyle olmaz. Biliyorsunuz peygamberler hep İlk çıktıkları yerden hep kovulmuşlar. Evet, evet. Yüksel Mert'in belki dışarıdaki şeyi Adana'da bu var. Yok, böyle bir talebim aslında olmaz zaten benim de. Ama yani yansıyan sinerji, enerji yani iyi değil kesinlikle. Bunu dostum Zeydan Karalar'a Mertçe iletmek istedik bu vesileyle efendim. Bu yüce halkımızın şeylerini, düşüncelerini yavaş yavaş biz alanımıza doğru gelelim. Neden hukuk abi? Yani sen edebiyattan da anlıyorsun aslında. Yani. Teolojik saplantılarım da var benim gibi. Neden hukuk? Neden hukuk? Aslında ben hep sosyoloji okumak istemiştim. Evet. Şimdi tabii yeni gençlik şeyi bilmiyor. Bizim yaşadıklarımızı bilmiyor. Yani ben köyde keçi güttüğümüz zamanlarda da en mutlu olduğum şey dağda bir gazete parçası bulmaktı. Canım benim. Evet. Yani tarihi falan önemli değil. Farklı. Ben babam ilkokulu zor bitirmiş biriydi ama babam sürekli okuturdu. Bana kitap okumamda falan çok büyük faydası olurdu. Ben çocukluğumdan itibaren bir kitap hastalığı oluştu. Yani sürekli okuyorum, sürekli okuyorum. Ben sosyolog olmak istiyordum. Çünkü işte yaşadığınız kültür, etraf. Fakat daha sonra biraz aslında babanın isteği, biraz da kendi şey açımızdan, o etrafımızda gördüğümüz insanlara nasıl yardımcı olabilirim mantığıyla hukuk fakültesine gittik. Evet. Aslında hukuk fakültesine gidecek durumunda yoktu. Bu manada da ben hep anlatırım. Ben aslında Çukurova Üniversitesi'nde işte okumayı hayal ediyorum. Çünkü babanın okutma durumu yok. Evet. Yani kanser hastası, emekli bir insan. Büyük oğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyor. İkinci bir kişi okutmayı, üçüncü kardeşim de lisede okutma şansı evet. Yok. Adana'da gelen bir yazarla konuşmada İstanbul'da okumak istediğimi söyledim. Bu da kartını verdi. Dedi ki İstanbul'da bir okul kazanırsan gel beni bul. Müthiş, evet. Ben bunun üzerine işte İstanbul'da bir okul kazandım. Gittim. Okula kayıt param vardı, başka param yoktu. Canım benim, evet. Gittim. Tabii şimdiki gençler onu da bilmiyor. Bir tane kayda yaptırdım okula, jetonla attım şeye, aradım numarayı. Karşıdaki şahıs dedi ki, dedim falanca ile görüşmek istiyorum. Dedi ki o yok. Evet. Dedi niye aramıştınız? Vallahi dedim ben İstanbul'a geldim. Ne kalacak gelin var, ne canım gidecek gelin var. Müthiş bir öykü. Evet. Dedi ki o zaman dedi sen dedi Fatih'te Kıztaşı'nda işte dergiye gel. Evet. Dergideyiz. Dergiyi de söyle abi. Değişim dergisi. Evet, değişim dergisi. Çok önemli isimler yazıyordu. Evet, müthiş. Yani bugün hala o dergide yazan insanlar hala Türkiye'de birçok nokta yön veriyorlar. Fikirleri birçoğunu değilse. Evet. Sonra değişim dergisi. Değişim dergisinde gittim.
Yani telefonla önce evin önüne geçtim. O bizim okul Kadıköy'de. Evet, ha biliyorum. Önce şeye geçtim. Evin önüne, evin önünden bir daha Fatih'e. Fatih'te işte bir daha böyle sonra Bağdat bulunur misali gittik. Buldum şahsı. Kalacak yerim de yok. Yani hiçbir şey yok. Evet canım benim. Gittim. Allah razı olsun. Sonradan Artık Üniversitesi rektörü olan Ahmet Arakça. Evet. Dedim böyle böyle. Ben tanımıyorum tabii Ahmet Arakça'da o zaman doçent. Profesör doktor Doçent şu de o anda. Evet. zaman. Dedim anlattım. Tamam bir kalacak bir yer buluruz dedi. Yine şey ilginç olarak tam birini çağırdı. Dedi ki bu gence bir yer bulun işte bir kalsın falan. Çıkarken de sordu dedi ki tam çıkıyorum dedi. Paran var mı dedi. Yani hiç tanımadığınız bir insana diyorsunuz ki böyle Evet. bakıyorsunuz anladı. Dedi ki çıkardı işte bir Canım para verdi. benim, Dedi ki evet. ya dedi, ne zaman paraya ihtiyacın olursa gel. Yani bu ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Yani hiç tanımadığınız bir insan size bunu diyor. Ben ondan sonra çok ihtiyacım olmadı. Çünkü İstanbul'da yapmadığım iş kalmadı. Birçok şeyde çalıştım. Kitapçıda çalıştım. Başka şeylerde çalıştım. Şeyim kalmadı. Ve ama şunu gördük. Tabii bunlar olmaz. Evet. Ben İstanbul'da bursla okuduğum için hayatımı ondan sonra da bursla okuduğum için hayatımı insanlara vakfetme üzerine bir anlayışla evlendim. Evet. Ve çok büyük bir şans olarak da kendim gibi bir eşle evlendim Aa, ona da selam ve sergilerimizi gönderelim. yani. Hüseyin, çok trajik bir yaşam öykün var senin ya, müthiş. Yani bir yazar açısından ben trajediyi önemsiyorum gerçekten. Böyle bir çocukluk aşkların da vardır belki senin. Neyse, fitne Yok. çıkarmayalım. Yani Bir avukat için yaşamın zorlukları nedir? ya şimdi avukatın zorlukları tek başına yaşamıyor. Yani Evet. ailenizle beraber yaşıyorsunuz. Avukatın en önemli şeyi çalışma saati olmayan bir meslek. Yani gece saat 3'te bir insan sizi aradığında siz sonucu bilirsiniz ama gitmek zorundasınız. Arıyor mu sizi gece 2'de 3'te? Gece 3'te 2'de adam yani şu da var. Yani gece saat 2'de adam artık içiyor mu, ne yapıyor bilmiyorum ama arıyor. İsim de yok abi. Diyor ki arıyor diyor ki bizim diyor tapu davası ne oldu? Yahu sen kimsin diyor. Sen Evet. önce onu bir söyle. Yok diyor. Bizim tapu davası ne oldu? Veya işte polis bir soruşturmada birini gelip alıyor. Gece saat 2'de 3'te diyor ki ya gel emniyete Ya gidelim. Ve annesi ya babası ya emniyete git. kardeşi. Ya Evet. bir şey olmayacak biliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya olmaz diyorsun. Bu sefer şey yapıyor. Size hatır koyanlar oluyor. Ya parasını vereceğiz diyenler oluyor. Ya Oo, ki bir de bana hayatım boyunca temel şeyim insanlara yardım etmek oldu. canım Hiçbir benim. şekilde yani öncelikle parayı tutmadım. Ama bunu yaşıyorsunuz. Yani bu aileniz de yaşıyor. Çünkü gece saat 2'de 3'te telefon geldiğinde çocukların eşiniz kalkıyor. Sizin gittiğiniz yerde Tabii canım, allak bullak çocuklarınız olur ev kalıyor. ya hane. Çocuklarınızın hayatı buna şey yapıyor. Mesela benim bir özlemim var. Yani bu saatten sonra olmayacak imkansız da. Mesela bir yere gideceğim zaman arkamdan ağlayan çocuk özlemi yaşıyorum. Aca. Bu ne demek? Şunu söyleyeyim. İşte bizim bir biraderlerle falan konuşuyor. Diyor ki ya dışarı çıkamıyorum. Oğlan diyor ayağıma yapışıyor. İşte beni de işe götür veya beni de götür. Ama çocuklar bizim onu çocukluktan itibaren gördükleri. Mesela ben şimdi çocuklara diyorum ki Özbekistan'a gidiyorum. Canım benim. Kızların dediği şu kızım var. İyi baba iyi görüşürüz inşallah. Yani hiçbir olan üstülük yok. Çok Çünkü güzelmiş. babanın saati olmayınca babanın hayatı böyle sürekli başka şehirlerde duruşmalara, şunlara, bunlara gitmekle olur. Çocuk bunu ilk baştan gördükleri için çocukların hiçbir olağanüstü yok. O Yani ben zaman çocuklara desem ki bugün Avustralya'ya gidiyorum desem, iyi baba senin görüşürüz. çocukların hiçbiri de avukat olmayı Yok, düşünmüyorlardır. zaten büyük kızım Türkiye derecesi yaptığı halde şimdi Boğaziçi Üniversitesi psikolojide okuyor. Yani bu manada avukatlık mesleğini çok şey yapmadılar. Belki bizden de diğer hukukun diğer tarafına da sürekli belki hakim, savcılardan sistemimizden dolayı o tarafa da çok bakmadılar. Bir de özellikle şimdi büyük kızım benim hak adalet noktasında ve aynı şey yani sizin hani sizin hastalık olan benim de hastalık olan evde bizim tek bulunan şey kitap. Evet, kesinlikle. Yani ve çocukluğundan itibaren hatta okuma yazma bilmeden önce de en büyük eğlencesi kitap okuyormuş taklidi Dur yapardı. peki hemen sorayım. Şu an elinde yarım kalan kitabın ne? Hangi kitabı okuyorsun? Yani yarım kalan derken şöyle mesela Yaşar Kemal'in şeyini yeniden okuma ihtiyacı duydum. İnce Oo, Mehmet'i. çok oo güzel, Şu an harika. dördün ortalarındayım. Yani yeniden başladım okudum. Çünkü Yaşar Kemal çok önem verdiğim bir isim edebiyatta. Benimle staj yapacak olanlar bilir. Stajyerlerindeki ilk şart
Yaşar Kemal'den en az 3 tane kitap okumaktır. Çok güzel. Ben de benim çünkü, elimdeki kitapta Hüseyin'ciğim yani çok uç bir sivri bir zekanın ürünü. Ben gerçekten buradan bütün Türkiye'nin gençliğine inancı şuyu buyu hiç önemli değil. Yazıp ettikleri çok önemli. Profesör Doktor Ali Demirsoy'un Evrim kitabını okuyorum ben de. Gerçekten bunu mükemmel bir kitap. Bunu kadar söylemiyorum Yaşar Kemal'i. Ben Yaşar Kemal'i çünkü özellikle ceza avukat olmak isteyenlere söylüyorum. Diyorum ki evet, ne anlattığınızı, ne yaptığınızı bilmek istiyorsanız Yaşar Kemal, çünkü son dönemde Türkçeyi en iyi kullanmış olan, en iyi betimlemeyi yapmış olan, en iyi tasvirler yapmış olan isim Yaşar Kemal'dir. Dünyaca ünlü. Ve bir de Çukurova'da geçiyor ya olaylar. Evet. Şey olarak. Peki Hüseyin'ciğim, ben avukat olarak Adem Eroğlu'nu, bizim Çankaya eski AK Parti ilçe başkanını falan konu kaldım. Çok fazla avukat almış değilim. Bundan sonra alırız inşallah. Mehmet Ay geldi. Şimdi abi, merak ediyorum yani avukatları merak ettiğim için evrildi sohbet kesinlikle. Kaç dava kaybettin? Yani çok, ben çok şey alan bir insanım yani az dava alan biriyim. Ben çünkü büromu da küçülttüm. Eskisi evet, gibi büyük bir bürom yok. Şu an büroyu azalttım ama şöyle diyeyim yani dava kaybetmedim diyen avukat yalan söyler. Yani benim şöyle baktığımızda hani %30'a %70 diyelim, %70 kazanmışımdır. %30'un da suçlusu ben. Olabilir. Karar değiştirmişim. Abi şeyi merak ediyorum bir de, adalet mülkün temelidir diye çok yerde okuyoruz bunu. Bunu biraz açar mı bir avukat olarak Hüseyin Turgut Bahar? Ne demek bu abi? Adalet mülkün temelidir'i nasıl anlamalıyız Soner Bey'le biz? Yani şimdi bakın, duruşmada hep söylediğim bir şey var, hakimlere söylediğim bir şey var. Diyorum ki sizin arkanızda adalet mülkün temelidir yazıyor. Özellikle ceza davalarında ve siyasi olan davalarda bunu söylüyorum. Diyorum, keşke bizim arkamıza da Hazreti Ali'nin sözünü yazsalardı. Zanla verilen hüküm adalet değildir deselerdi. Oo müthiş. Zanla verilen hüküm adalet değildir. Yani delaleti kat'i gerekir. Evet. Kat'i deliller gerekir değil yani, mi? Yani şu vardır. Bir devlette hukuk işlemiyorsa o devlette hiçbir şey işlemiyordur. Evet. Üstü yani, kalsın diyorsun yani. Yani onun için adalet mülkün temel, oradaki mülkten kası zaten devlet. Kesinlikle yani, mülk. Yani bir yanlış veya doğru ama uygulanabilir bir hukuk varsa ortada da, bu hukuk herkese ise adil şekilde uygulanıyorsa o devletlerin sistemi ne olursa olsun, ister krallık, ister cumhuriyet, ister faşizm, ister komünizm, o devlet devam eder. Ama o devlette var olan mevcut hukuk kuralları Yüksel Mert Ayrı, Hüseyin Turut Bahar Aygular uygulanıyorsa kusura bakmayın. İsterse şeriat kuralları olsun, isterse başka kurallar olsun, onun, o devletin devamı mümkün değildir. Evet, şimdi ben geldim, biraz geç kaldım televizyona. Aşağıda Mustafa Köksal Bey var. Efendim, benim kendisi aynı zamanda danışmanımdır, apartmanın da görevlisidir. Ya dedim, böyle böyle uzun boylu yakışıklı artist gibi, Tarık Akan gibi bir arkadaş geçti abi dedi. Geçti ama çok kısa zaman sonra tekrar gitti dedi. Abi ne, geldin ilgilenmediler mi? Yok abi. Esengül yavrum, ilgilenmediler mi? Yok abi estağfurullah, ben erken gelmişim. Yakınlarda bir dostum vardı, uzun süredir görmedim. Buna bir selam vereyim dedim. Ha, o açıdan geldin gittin evet, yani. Bak kapıcıdan alıyorum haberi kesinlikle. İnsan Hüseyin Turgut Bahar'ın zihninde ne anlam ifade eder? Nereye oturur? İnsanı nasıl betimliyor? Yani şimdi bunu söylerken tabii tek başınıza şey yapmamız gerekiyor. Yani insan her zaman olumlu bir varlık değildir. Evet, yani kesinlikle. İnsan eşref-i mahlukat olmanın yanında yeryüzünde yaratılmış en tehlikeli varlık. En zalim, en cani, yani, en cabbar. Yani evet, tabi bunu söylerken ben tek başına söylemiyorum. Yani Kur'an'da mesela, Kur'an'da aslında insan soğuk bir varlıktır. Mesela çok çekişendir der, Allah çok şey yapandır, nankördür der. Yani bu manada insanı doğru değerlendirdiğinizde insanla ilgili beklentileriniz azalıyor benim açımdan. Ben birilerine bir şey yaparken insan olduğunu kaçırdığınız zaman evet, olay şey oluyor. Yani bunu evliliğinizde de, kardeşle olan ilişkinizde de, başkalarıyla olan ilişkinizde de bunu insanın her şeye rağmen bir kalıba sığmayacağını ve her sizin tüm iyilik yaptığınıza karşılık gerektiğinden nankörlük görevini düşündüğü zaman insanla olan ilişkileriniz çok rahat oluyor. Çünkü ben Yüksel Mert'le ne kadar aram iyi olursa olsun
Yüksel Mert'in insan olduğunu unutup bir melek gibi şey anlatırsam ki konudan konuya atlıyoruz ama evet, mesela yo, mükemmel. En büyük yapılan yanlış yani bize sahabe bir anlatılıyor, melekler anlatılıyor. Yo, ya ondan sonra oysa onlar da insandı, onların da hataları vardı, onların da algılaşları vardı, onların da dünyaya bakış açıları vardı. Bu sefer onlar üzerinden anlatılan o dil yaşanmaz bir hale geliyor. Yani meleklerin yaşadığı bir din. Evet. Oysa ki evet. Kur'an bize şunu betimliyor. Birazcık Kur'an'ı baştan sona okuyanlar bilir. Bir ticaret kervanı geliyor efendim Medine'ye ya da Mekke'ye. Peygamber de o esnada cemaatle namaz kıldırıyor. Evet. Ayette böyle betimleniyor. Yani herkes bırakıyor camiyi, namazı bırakıyor efendim ticaret kervanının. Hepsi Cuma suresi 9. ayet. Yani peşine gidiyorlar. Yani bizim göklere çıkardığımız, her birini bir yıldız olarak betimlediğimiz o insanlarda sonuçta insan. Ben, zaten peygamber kendi ifadesiyle ene beşerüm mislüküm diyor. Onun için yaşanan, ben de sizin gibi bir insanım. Onun için yaşanan bir din. Evet tabii kesinlikle. Yani ben bir cemaate devam eden ama böyle herhalde cemaati spesifik şeyler anlatan bir cemaatmiş. Bir arkadaşa Kur'an-ı Kerim meali hediye ettim. Bana geri getirdi 3 gün sonra. Dedi ki imanımdan oluyordu. Dedim tamam Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Yani imanı arttırmak ve imandan uzaklatmak gibi bir özelliği var da. Dedim sebep ne? Ya dedi biraz daha okudum. Allah dedi Kur'an'da dedi inekten bahsediyor dedi. Dedim uzaylılardan mı bahsedecekti? Yani alfa, beta, gamadan mı bahsedecekti? Hayatın kitabı ya. Hayatın kitabı hayattan bahsedecek. Tabii canım yani. Kesinlikle. Sana dedim dedim Kur'an öyle bir şeydir ki yani toplumda okunduğu zaman herkesin bir şey anlatacağı bir hikayedir. Evet. Onun için dedim Bakara suresinde inek anlatmıyor aslında. Orada Bakara suresi Yahudilere de inmişti. Bize inmiş evet. bir sure. Diyor ki bak ibadetlerinizi diyor bu kadar böyle kendinizce takvaya büründürürseniz ibadet edemez duruma gelmenizi anlatıyor Bakara suresi kızı dedi. Ve burada yine güzelden anlatıyor. Çünkü herkesin anlayacağı bir şey. Evet. Yani inek her yerde inektir. Farklı tabii bir şey canım, değil. Kesinlikle. Ama yani biz hep dediğim bir şey mesela Allah diyor ki Allah sinek örnek ve üzerindekinden örnek vermekten çekinmez. Diyor. Evet. Yani Allah hayatın kitabı hayatın içinden olması gerekir. İnsanların anlamadığı şeyler söyleyerek ne bir din kurulabilir ne başka bir şey kurulur. Kur'anların halini sonra görüyorsunuz. Kesin. Işte ha Kur'anların dedin de hakikaten o cemaat falan kavramı da geçti ya. Şimdi sen çok enteresan Hüseyin Turgut Bahar bir tarihi anı da yaşadın. Bütün Türkiye'nin yaşadığı o elim, acı, efendim o anarşist FETÖ'nün darbe gecesinde sen İstanbul Atatürk Havaalanı'ndaydın. Atatürk Havaalanı. O atmosferi anlatsana abi. Orada neler oldu? Yani saat 9 gibi gariplikler oluyor. Dışarı bakıyorum falan. İnsan Adana'dan dostlar arıyorum. Ya bir gariplik var. Sen geliyor yani. Musun? Gidiyor Adana'ya musun? Adana'ya geleceğim. Adana'ya yani geleceksin. O gün evet. İstanbul'dayız. Ya gariplikler falan var diyorum. Diyorlar ki ya ne garipliği var diyorlar. Dedim ki saat 10 gibi falan dedim arkadaşları arayıp bir yerde oturuyorlarmış. Ya dedim sanırsam darbe oluyor. Dediler ki ya yapma ya. Dediler ki ya darbe çağı mı kaldı? Evet. Dediler. Ve ondan sonra biz uçağa bindik. Uçak uçmak üzereydi. Evet. Asker araçları falan görüyorsunuz. Evet. Çok ilginç. İndik. Bizi geri indirdiler. Getirdiler. Evet. Bacanan dedi ki abi ne oluyor? Dedim ki darbe oluyor. Yani zaten uçakta da belli olmuştu o hava. Evet. Dedim ne yapalım? Ya yatsı namazını kılalım dedik. Yatsı namazını kıldık. Ve ilk piste girenler biziz yani. Ve üniversitede verdiği o geçmişteki havayla evet. Şunu düşündük. Ben çok polisten dayak yani yedim. Bu arada kargaşa, askerler falan orada bir kaos var mı abi? Yani kaos oluşmaya başlamıştı. Şunu söyleyeyim ben 28 Şubat'ta çok dayak yedim. Ama evet. Hiçbir zaman polisin beni öldüreceği veya üzerine sıkacağı evet. Hiç aklıma gelmedi. Çünkü yapılmaz bu. Evet, Türk evet. geleneğinde yoktur. Sivile, kesinlikle yoktur. Türk devlet geleneğinde de sivile sıkmak yoktur. Biz hep bunu böyle gördük. Evet. Yani ve biz işte piste girdik. Ve piste girdikten sonra gördüğümüz bir asker araca doğru gittiğimizde üzerimize doğru sıkıldı ki ben çekmişimdir onu Facebook'tan olan. Evet. Üzerimize doğru sıkılmaya başladı. Bir yere böyle bir kendimiz şey aldığımızda
Bacanam dedi ne yapıyorsun dedim ya tarihe kayıt olsun zaten gittik yani çünkü öyle gördüm. Evet, çünkü ben yani sen evet. böyle bir hukukçu olarak orada pat diye bir gazetecilik konusuna da yani parmak biraz bastın. Biraz da tarihe kayıt olsun diye. Şimdi ben kısa dönem askerlik yaptım ama uzman yetiştirici olarak yaptım. Onun evet. için silahları yani askeriyede kullanılan o silahları uzman çavuş olarak yetiştirdiğiniz için yani yetiştirici çavuş olarak yetiştirdiğiniz için o bilirim yani ne nedir ne değildir diye bilirim. Böyle komutanımız 28 Şubat dedi. Bizi hiç sevmiyordu kısa dönemleri. Efendim Sedat abi şu anda canlı yayındasınız. Hüseyin Turgut Bahar efendim konuğum. Sizi de şu anda bütün Adana dinliyor. Buyurun. Ya ben iyi günler diliyorum. Ben canlı yayında olduğunuzu. Yani çok özür diliyorum. Abi işte böyle bir şey. Yayınlar diliyorum, kutluyorum. Abi tamam da hemen kaçma. Sedat abi madem aradın abi. Yani çok enteresan bir insansın. Bu biraz önce Hüseyin'le şeyi konuştuk. Sayın Zeydan Karalar bir tasnif yapmış A sınıfı diye. Hüseyin dedi ki bu pek dedi hoş, şık, sinerji vermiyor dedi. Bir yazar olarak, meşhur bir insan olarak... Efendim para ve kan imparatorluğunu yazan bir yazar olarak ne düşünüyorsun? Ben onun yayını görür görmez şiddetle tepki koydum ve ayıpladım. Ve bu konuda herhangi bir haber yapmayışımın nedeni de yani Zeydan Bey'i yaralamama adına yapmadım. Canım benim. Çok yanlıştı. Zeydan Bey'in bu olaydan haberi olmuş olsaydı sanıyorum ki izin vermezdi. O üç kişiyi memnun da etmez. Bir toplumun bütün kesimlerini yaralayan bir şeydi. Bu toplumun mühendisi yok mu? İş adamı yok mu? Değerli sanat başka konuda sanatçılar yok mu? Yani sadece 8-10 kişi yetiştiren öğretmenler mi değerlidir? Bu topluma iyi, ahlaklı, düzgün, çalışkan öğrenci yetiştiren herkes eli öpülesi öğretmendir. Abi çok yanlıştı. Yani toplumu sınıflandırmayın. Biz CHP sınıflamaya karşıdır. Yani toplumu belirli bir katmanlara bölmeye karşıdır. Burası Hindistan mı ki kast bölgesi gibi A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı diye bir ayrım yapıyor. Bunun CHP'den gelmesi çok ayıp. Evet abi bu... Ben hazırlıksız yakalandım. Ben bir program seyrediyordum sizle ilgili. İnan ki televizyonu seyretmiyorum. Yanlış anlamayın. Evet. Ve konuğunuza da saygılar sunuyorum. Dürüst olma adına söylüyorum. Abi yani, biliyorum sen mert adamsın, delikanlı adamsın, her zaman sevdiğim bir insansın. Ben Yüksel Mert olarak hayatımda hiç kimseyi kıskanmadım Sedat abi. Paylaşım benim için, benim dinim paylaşımdır abi. Farklı düşünebilir, deist, ateist, komünist, faşist, her ne olursa olsun abi. Yunus gönüllüyümdür. O açıdan açığa verdim telefonunu. Hakkını helal et, hanımefendiye sevgiler, saygılar sunuyorum. Hadi iyi günler, kolay gelsin. Konuğunu da tebrik ediyorum. Sağ olasın abi, sağ ol. Abi biz de böyle doğal bir şey abi. Bu doğal bir seleksiyon. Hüseyin'cim biz şeyi kapattık değil mi havaalanı olayını? Ondan sonra yani, sağ selamet gelebildin mi? Yani yok. Şöyle bir şey. Havaalanında işte insanlar sonra doldurlar. Askerler çekildi havaalanın içerisinde. Çekildi. Fakat işte bizim Türk milletinin böyle en dar alanlarda böyle garip fantazileri var. Bu sefer millet sigara içerken uçaklarla falan o milyon dolarlık uçaklara resim çekilmek fazla. Sonrasında işte Recep Tayyip Erdoğan zaten piste girme sebebi de oydu. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa inemiyormuş dedikleri için ilk başta koşup girdik. Yani biz hani Recep Tayyip Erdoğan uçağa insin. Çünkü hangi görüşten olursanız olun, neyden olursa olsun o devlet başkanına o gün sahip çıkılması gereken kesinlikle. Bir şeydi. Çünkü en kötü siyasi yönetimler darbe yönetimlerinden her zaman iyidir. Çünkü bu telafisi olmayan şeylerdir. Tabii eğer canım. Darbe iyi bir şey olsa Amerika'da olur. Darbe iyi bir şey olsa İngiltere'de olur. Evet. Yani o başlı başına bir konu. Ama aslında evet. Şunu söyleyeyim. Mesela hani daha sonra dışarı çıktık. Binlerce kişi gelmişti. Tayyip Erdoğan'a gelecek diye. Sonra üzerimize doğru böyle bir ışık gelmeye başladı. Yanımdakine sordum. Dedim bu ışık ne abi? Drone'la dedi çekim yapıyorlar falan demeye kalkmadı. Meğerse F-16'ymış. Üzerimize dalıp sonik bomba denen şeyi orada gördük. Yani bir
patlama sesi duyuldu. Ses hızını geçtiği zaman öyle bir şey yaparmış. İnsanlar darmadağın oldular ve insanlar diyor ki ya bomba atılıyor. Bomba atılıyor da orada barut kokusu yok, bir şey yok falan ama darmadağın. Evet. Öyle 4-5 defa uçaklar da oradaki kalabalığın üzerinde sorti yaptılar. Yani çok yakından gittiler. Ama insanlar inançlıydı o gün. Her tür, ben hep söylüyorum. Yani mesela yaralanan kızlardan bir tanesi açık bir kızdı. Yani evet. Açık bir kapalı ayrım yapmıyor. Yani bu evet, siyasal düşünce olarak bir kızın elinden yaralandığını gördüm. Bir gencin orada vurulup şehit olduğunu söylediler. İlerideydi ama çok yoğun ateş vardı. O zaman gidemedik. Sonra da zaten şeyler oldu. Hayatımdaki en uzun gecelerden bir tanesiydi. Evet. İstanbul'a ve ertesi gün gelemedik. Şöyle gelemedik. Uçaklar öylesindiği gibi hemen uçmaya başlamadı. Ve bizim gelmemiz çok zor oldu. Ha, benim için acı olan ne? Ben babam yoğun bakımdaydı. İstanbul'a gitmeden önce annem beni uyarmıştı. İlla evet. Şey yaptı demişti. Bir oğlum gitme demişti. Anne dedim şimdi yiyeceğim, akşam geleceğim demiştim. Geri dönemedik. Ben babamı göremedim. Son saatlerinde, son günlerinde göremedim. Canım benim. Babam 18 Temmuz'da da vefat etti. Allah ben göremedim. Rahmet eylesin. Yani en çok da üzüldüğüm nokta bu. Allah yani. Rahmet eylesin. Senin şahsında Büyük Türk milletinin tekrar başı sağ olsun ölenlerimize, efendim Allah rahmet eylesin şehitlerimize, kalan gazilerimize sağlık afiyet diliyorum. Rabbim bu noktada o muhteşem birliğimizi, dirliğimizi kaim kılsın diyelim ve hemen en çok adliyelerde ilgi çeken davalar hangileri bugünlerde? Ya işte FETÖ davaları şeylerini kaybetti artık, evet. Eski şeyi yok. Şu an her insanın içinde işte Türkiye'de gündem olan bizim 62-84 dediğimiz aile koruma kanunu nezdinde aile hukuku şu an bütün televizyonlarda, bütün her yerde. O konuşuluyor. Peki konuşuyor. Biz de konuşalım abi. Nedir bunun aslı, asları? Bir senden dinleyelim. Yani buyurun. İstanbul Sözleşmesi denen. Evet. Çünkü dünyada bunu bu aile korumayla ilgili yapılan bir tüm dünyada bir çalışma var. Bu İstanbul Sözleşmesi denilen bir sözleşmeden bahsediyor. Aslında İstanbul Sözleşmesi denilmesi Türkiye'nin bunu her şeyiyle kabul eden tek ülke olmasından dolayı bir jest gibi bir şey oldu. Aslında aileyi, evet, ailenin korunması amaçlanmış ama bizim maalesef biz Türkiye'de her şeyi sulandırmayı isteyen, sulandıran insanlarız. Yani amacını aşıttırıyoruz. Buna medya da özellikle çanak tutuyor. Yani buradaki temel şey işte toplumda zayıf olarak kabul edilen kadının ve çocukların erkek şiddetine karşı korunması amaçlanırken şu an bu kadın ve çocuk üzerinden müthiş bir şiddet oluşmaya başladı erkeğin üzerine ve aileler yıkılmaya başladı. Yani evet. Aileyi korumak için yapılan bir kanun şu tamamen an aileleri yıkmaya, evet, başladı. Amacının dışına saptırıldı. Bunun sebebi ne? İşte efendim koruma istedi, verilmedi, kadın öldürüldü haberler üzerine. Allah muhafaza, evet. Hakimler, savcılar ve maalesef şeyler yani emniyet güçleri bu işte artık şey yapıyor. Çok hassas davranıyorlar. Vermese çünkü onlar da medyaya çıkarılıyor. İşte istedi, evet, verilmedi. Kimse somut dosyayı bilmeden konuşuyor. Evet, yani maalesef öyle bir böyle bir özelliğimiz var. Maalesef. Yani birçok olayda ben çok yakın girdiğim davalarda hanımefendinin biri Türkiye'de çok meşhur bir hanımefendi, isim vermeyeyim, reklamı olmasın. Adana'daki bir davayla ilgili çok uzun bir köşe yazısı yazmış. Evet. Ya Allah'tan kork. Bir dosyaya gel bir bak da ondan sonra yaz. Yani o kadar suçlamak kolay olmamalı insanları. 62-84 dediğimiz ailenin korumasını yapılmış ama şu an ailede şiddete dönmüş. Yani erkeğe şiddete dönmüş bir hal aldı. Çünkü objektif de uygulanmıyor. Yani bu manada da olaylarda kadının dedikleri medyaya düşmeme adına hakim ve savcılar, hakimler bu konuda hemen savcılar hemen şey yapıyor işte aile korunması için, erkeğe tedbir uygulanması için hemen mahkemeye başvuruyor falan. Yani objektif olaya bakamıyorlar bile. Abi ben bile o konuda bir şey yedim yani sütü canlı yayında stüdyoda bir darp yapıldı bana. Sevgili Deli Rüzgar bana bağırıyor, kardeşim diyor, kadına bu kadar, ya ben mi veriyorum kadına bu kadar hakkı? Kardeşim yani ya ben insan haklarından yanayım. İnsan kadın hakları, erkek üst başlık olarak insan. Objektif unsurlarla gitmek gerekir. Evet, kesinlikle. Ailenin dağılmamasına özen göstermek gerekir. Yani bu manada bizim bir geleneğimiz var. Dinle oluşmuş bir gelenek var.
Bu gelenekteki yanlış kavramları düzeltmek gerekir. Kadına şiddetin Allah'ın bu manada istediği bir şey olmadığının anlatılması gerekir ve bunun üzerinde bir hukuk oluşturması gerekir. Ama şimdi gelinen noktadan birkaç örnek vereyim size Yüksel Bey. Yani yaşadığımız bir olay. Adam oğluna ders çalıştırıyor. Kadın da şeyde cep telefonunda video seyrediyor. Çocuk adam dönüyor karısına diyor ki ya diyor çocuk rahatsız oluyor öbür odaya geçer misin? Kadın telefon ediyor polise. Diyor ki kocam bana şiddet uyguluyor. Abo. Yani ev Arap polisler geliyor adamı alıyorlar götürüyorlar falan. Çocuğun da ifadesi var. Çocuk diyor ki aynen böyle oldu. Yani bir çocuk 8 yaşındaki çocuk 9 yaşındaki çocuk anneye mi şey yapar babaya mı muhala tutar? Çocuk diyor ki ya böyle böyle oldu ders çalıştık babam oraya gitti. Uçağı uzaklaştırma. Abo. Abi o zaman ben doğrusunu yapıyorum. Abi. Geçen Hüseyin abi geçen ben hanım felçlik geçirdiği için sağ tarafında pek sağ elini zor kullanıyor. Efendim ben de ayak tırnaklarını kestim hanımımın. Torun da oradan çekmiş. Torun inan. Torun baktım çekiyor. Ben de ona dedim işte hanımlarınızın tırnağını siz de çekin. Kesin. Mutlu oluyorum. Hanım da oradan kahkaha gülüyor. Ben bunu abi Instagram'da paylaştım. 2 gün önce bir belediye başkanı aradı beni Adanalı. Yine hatunla bir yerde kebap yiyoruz. Yükselcim ne var ne yok nasılsın? Bir hal hatırdan sonra vallahi dedim iyiyim abi hanımla birlikte yemek yiyoruz. Ya dedi sen niye kötü örnek oluyorsun? Bir belediye başkanı bunu diyor. Ya niye? Benim hanım dedi ayağını uzattı bana benim tırnağımı keser misin? Yüksel Mert hanımının tırnağını kesiyor. Vallahi ne güzel bir şey. Böyle örnek olmuşsam abi kanunlara abi, da uygun. Şey İngilizlerin bir atasözü var. Happy wife, happy life diyorlar. Yani. Mutlu kadın, mutlu hayat. Sen abi mutluluğun sırrını çözmüşsün. Abi şimdi Hüseyin abi senin yardımsever özelliğin de var. Bir yardımsever özelliği var ki onu burada müsaadenle anlatayım. Efendim bir Hataylı biri bana yazmış. Benim diyor bir şeye ihtiyacım var efendim tekerlekli akülü arabaya. Ben de akşam sözlü o zaman Şehremini, sözlüyü efendim Osmaniye Belediye Başkanı Karay'ı, Mersin Belediye Başkanı o dönemin, Burhanettin Kocamaz'ı, Soner Çetin'i, Mahmut Çelikcan'ı herkesi efendim şey yaptım. Etiketledim abi tık yok. Kimse sevgili Soner ne beğeniyor ne de retweetliyor abi. Umrunda değil lan dedim bunların hiçbir de yardımsever özelliği yok. Neyse bir gün sonra programa geldim. Programda açıkladım ve başkanları da halka şikayet ettim. Abi telefonlar özelden yağmaya başladı. Olayın sırrı şuymuş. En az 20 tane taahhüt ettiler bana. Ama bir tane aldım. Onu da Hüseyin'den aldım. Belediye başkanları canlı yayında böyle bir şey söylemeleri halinde hemen başkaları da istiyorlarmış. Onun için. Yoksa Mahmut Çelikcan da sağ olsun. Bilal Uludağ'da Hüseyin Sözlü'de gereken her şeyi yaptılar. Ama ben hiçbirinden almadım. Bu arada Hüseyin abiden bir mesaj veya telefon geldi. Dedi böyle böyle babam rahatsızdı mükemmel bir dedi. Akülü araç var Yüksel abi. Gel dedi onu al. Abi gittik avukatlık bürosundan indirdik. Pırıl pırıl abi. Abi 1 milyar 2 milyar var ya. Fiyatı önemli rahmetli değil. Babam için almıştık ama hiç kullanmamıştı. Biz de aslında biz de birilerine verelim diyorduk ama. Denk geldi. Gibi, kime vereceksiniz? Yani şimdi benim birçok yardım kuruluşunda görev aldım ama yani bu tür bir şeyde yani bir ihtiyaç sahibini bilmek gerekir. Biz daha çok eğitim ve gıda yardımı üzerine durduğumuz için hep bulunduğum şeyler. Allah razı olsun yani orada annem bile daha sonra göndermiştiniz şeyi. Allah razı olsun. Annem tabii videoyu da ben çektim. Sonrası önemli olayın abi. Sonra bu Hatay'a gidecek bu araba. Ben dedim ulan şu adamın adını soyadını alayım bir gebetesini bir vesile bir dostumu araştırayım. Bana Bayır Bucak Türkmenlerinden dediler, Gazi dediler. Abi bir de adamı araştırttırdık ki adam Ortodoks dilenci. Sonra ulan araba üstümüze kaldı abi. Neyse bir cenazede oturuyorum baktım bir ayakları kesik adam geldi ama çok acı çekiyor. Öyle arzuyu halini falan hemen anladım. Şikayet falan ediyor. Dedim abi sana bir akülü araba vereyim mi? Hala dua eder.
Hüseyin'e de dua etti, rahmetli babasına da dua etti. Verdik, takdirini de ediyor, tam yerine gitmiş abi. Allah razı olsun, tebrik ediyorum. Hüseyin Bey'in bu tür özellikleri de var. Bunlar paylaşılmak istenmez ama kıyas olsun, teşvik olsun diye paylaştım. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Estağfirullah, gul siru fil arzı. Gezin yeryüzünde diyor Rabbim. Biraz önce de sen canlı yayın öncesi bana yurt dışın yok herhalde, senin para mı var ki yurt dışına gideyim kardeşim? Sen avukatsın, oh bol davalardan kazanıyor gidiyorsun. Neyse, götürürsen giderim bir gün abi. Yani inşallah. Yani şöyle. Ya aslında gezmek için para yok. Biz Türkler sadece korkuyoruz. Doğru söylüyorsun kesinlikle. Şimdi benim 3 kız var. Hiçbir zaman erkek çocuğum olmadı diye en ufak bir şey hissetmedim. Müşteki değilsin hiç yani. Bir şekilde, çünkü özellikle benim büyük kızımı tanıyanlar bilir. Ben büyük kızım 1000 tane erkeğe değerdir her noktada. Her noktada. Canım benim, evet. Yani bilgi, selam bilikim, olsun buradan İstanbul'a. Hayatta hiçbir haksızlığa mesela şey yapamaz, tahammül edemez. Hiçbir haksızlığa. Evet. Bir gün yanlışlıkla yolda elindeki peçeteyi düşürmüş. O da suya gidince alamamış. Evet. İlerliyoruz yolda kalkıp gördü çöpçüden. Ya ben biraz önce oraya bir şey attım, özür dilerim. Sizi yoracağım diye. Benim ne kadar duyarlı. Yani ne kadar işte duyarlı. Evet. Lisede okuduğu okulda hocası buna sözden 100 vermiş. Kalkmış demiş ki, ya demiş sen bana 100 verdin de ben 100'lük bir şey söylemedim. Benim hakkım 80-85 demiş. Sen demiş babam senin avukatın olduğu için bunu yaptın. Bu enteresan. Demiş bana 100 verirsen sınıfın tamamına 100 vermen gerekir demiş. Hoca diyor ki, ya diyor puan düşürdüm. Nasıl bir çocuk yetiştirdiniz? Yani onun için tebrik ediyorum Hüseyin'ciğim. Mesela benim seni. Diyorum yani niye söylüyorum? Mesela kızım bunu aştı. Yani daha 17 yaşındayken kendisi işte internet üzerinden biletlerini alıp şey yaptı. Mesela Bosna'ya gitti. Çok güzel. Herkes dedi ki ya kız çocuğu. Nerelere gittin 14. sen şimdi? Bir Afrika gezin vardı, oradan resimler yani falan attın. Afrika'da da Nijer'e, Burkina Faso'ya gittim. Herhalde 15-20 ülke falan, yani aklımda kalanları söyleyeyim. Bangladeş'e, Katar, Kazakistan, Türkmenistan, Suriye'nin eski hali Suriye, Suudi Arabistan. Abi Londra'ya Mondra'ya gitmiyorsun sen, Washington'a Amerika'ya gidiyor bazıları. Sen Paris'e falan gitmiyorsun abi. Şimdi insanların şeyleri farklı, bakış açıları farklı. Amaç doğrultusunda tabii, da amaç gidiyorsun doğrultusunda herhalde. Da, evet. Da, yani dediğiniz yerlere gidilmeyecek bir şey yok ama şu var. Ben mesela Hollanda'yı görmek istiyorum ama Hollanda'yı bilen biriyle görmek istiyorum. Avrupa'da görmek istediğim tek yer Hollanda'da. Onun dilin var mı dilin? Dilim şöyle, İngilizce var ama her şeyden önemlisi gönül dilidir. Evet, yani çok önemli o gönül dili. Evet. Gönül dili çok önemli. Evet. Birçok arkadaş mesela bana pazarlık yap falan diyorlar. 2-3 kelimeyle pazarlık yapıyorsun. Gönül dili. Yani, çok güzel gönül dili. Yani önemli. Bilseniz de birçok şey. Mesela Bangladeş'te canımız soğan istedi. Soğanı anlatamadık bir türlü. İngilizce olarak söylediğimizde anlatamadık. Yani çünkü telaffuzu farklı. Yani soğanın İngilizce telaffuzu farklıymış. Ya yani neler getirmediler ki lokantada? En son internetten açıp resmini gösterdik. Ha buymuş dediler. Getirdiler. Abi evet, seyahatlerden de bahsettik. Şimdi ben bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle parlamenter sistem mi bir sormak istiyorum sana. Yani uyum açısından, rahatlık açısından, sosyolojik, psikolojik, epistemolojik açıdan bir hukukçu olarak olayı nasıl değerlendiriyorsun? Bünyeye uydu mu? Nedir durum? Yani biraz herhalde aceleye geldi. Yani çünkü evet, birçok uyumsuzluk yaşıyoruz şu an. Yani aslında dünyadaki iyi örneklerine bakarak başkanlık sistemini, yani bir Amerika gibi değerlendirirseniz çok iyi olduğu ülkeler de var. Vazgeçilen ülkeler de var. Çok kötü olan ülkeler de var. Yani mesela Güney Amerika'daki sistem muhalif yürümüyor. Başkanlık evet, rejimleri yürümüyor. Parlamenter sistemin çok iyi yürüdüğü ülkeler de var. Bizden de farklı. Mesela bir Almanya'da parlamenter sistem çok iyi yürüyor. Üstelik Almanya'da da 6-7 tane federal yapı da, yani farklı ülkelerin birleşmesinden oluşmuş bir ülke olduğu halde, federal sistem olduğu halde. Yani her bölgenin kendi meclisi var, bir de esas meclis var. Yani aceleye getirilmezse ve gerçekten de anayasal düzenlemeler yapılırsa, Cumhurbaşkanı rejiminin bize daha uygun olduğunu düşünüyorum ama bu şekildeki şu an aksaklıkları gördüğümüzde
ya acele ettik ya doğru yoldan yaklaşmadık gibi görünüyor. Göç gide gide düzelir demişler. Evet. Şimdi bizim kameralarımız geldi İstanbul'dan, mükemmel sokak kameralarımız. Yakında Adana'daki tüm olumsuzlukları, işte efendim yüce halkımız Zeydan Karalar'la ilgili neler söylüyor, müsbet, menfi, objektif, adil, tarafsız bir mantıkla sokakta da olacağız. Bütün belediye başkanlarını soracağız. Özellikle o kurallara uymayan, trafik kurallarına, şimdi küçük saatin orada bir nokta var Sabancı'nın orada hemen. Abi hiç kırmızı ışık dinlemiyor insanlar. Ya biz bunu anlatamıyor muyuz? Yani, bu toplum yasaklara karşı alerjisi mi var ya? Benim Facebook hesabımda şey yaptım var. Mesela sürücülerin %90'ı yaya geçidinin ne olduğunu bilmiyor. Yaya geçidinin ne işe yaradığını... Abi cebindeki 5 liranın kaç lira olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Bakın, yani şimdi ben kullandığım güzergahsından söyleyeyim. Her gün şeyde iki yer var. Sürekli de evet. Aslında Zeydan Bey'i de etiketleyerek yazdım. Ya ben Zeydan, şunu olur desem, belediyeler değiştiği zaman bir hareketlilik olurdu, kaldırımlar değişirdi, şu olurdu, bu olurdu. Mesela Zeydan Bey geldikten sonra, Hüseyin Bey gittikten sonra şu anki arasında hiçbir değişiklik olmadı. Hiçbir değişiklik. Adana'da. Abi yapma etme, var gözünü severim, beni Zeydan Karalar'ın avukatı pozisyonuna düşürme. Yolların her tepsi kesik hemen hemen. Neden kesik? Bu bir değişiklik, bu bir transforma. Yollar asfaltlanıyor Hüseyin abi, yapma abi, etme gözünü severim. Yok, ama bu Hüseyin Bayrak şey mantığı olmasın. Hayır, hayır. Küçük de olsa görelim, hayır, büyük de olsa görelim. Bakın ben ne dedim, geldiğinde bir değişiklik, hızlı bir değişiklik bekliyorum. Evet. Yani geldiğinde kendini bir hissettirmeli. Mesela Adana'da şu an yaya geçitlerin büyük çoğunluğu çizik gitmiş. Yani bunların yeniden çizilmesi gerekir, yeniden boyanması gerekir. Belediyenin ve emniyetin ortak işbirliğiyle bir ara yaptılar. Ya bu şu özellikle yaya geçidi ne işe yarar bunu yapmak? Şimdi ben yurt dışında gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Birçok yerde ışık yok ana caddeler üzerinde. Ama sivil olarak, özellikle Avrupa'da sivil olarak ayağınızı attığınız andan itibaren bütün trafik duruyor. Ya sizi burada yaya geçidinde görünce daha çok basıyor adam. Yaya geçidinin ne işe yaradığını ne sürücüler biliyor, ne yaya geçidi biliyor. Ya bunun bir uzun uzun anlatılması gerek. Yaya geçidinin ne olduğunu uzun uzun anlatılması evet, gerek. Hüseyin abi, anne sizin zihninizde bir cümle ne anlam ifade ediyor? Sona geldik. Şarj bitmeden bari bu olayı bitirelim biz abi. Ana. Anne varlık sebebi abi. Baba. Yani baba annenin tamamlayıcısı yani. İkisine eğer doğru insana karşılaşmışsanız mutlu insan oluyorsunuz. Türkiye. Abi Türkiye dünyanın incisi. Ya. Mustafa Kemal Atatürk. Yani Mustafa Kemal Atatürk olarak değerlendirirseniz ben takdir ediyorum. Ama yanlış anlaşıldığını da düşünüyorum. Hala birilerinin yanlış anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani gelinen noktada işte biliyorsunuz şu an bir cemaatte Mustafa Kemal'i şey yapmış. İşte Seyit'tir de getirmiş. Ya Mustafa Kemal'in böyle bir iddiası yok. Tabii canım yok tabii yani. Yani bir taraftan hiçbir şey bilmeden yani aşırı şekilde saldıran insanlar. Bir taraftan yaptığı her şeyi kötü gören insanlar. Biz biraz gösterdiğiniz gibi Zeydan Karalar'daki örneğindeki gibi yani bazı uygulamaların tamamen yani şeye Mustafa Kemal üzerine atılması. Yani belki de Mustafa Kemal'i oturup doğru bir değerlendirmek gerek. Her şeye rağmen den de kabul etmek gerekir. Bizim en büyük hatamız bu. Birini sevdiğimiz zaman hiçbir hatası yok. Mesela bunları Abdülhamit için de şimdi ikinci Abdülhamit. Cennet mekan Sultan Abdülhamit Han. Hayatı boyunca hiç yanlış karar vermemiş. Hiç toprak kaybetmemiş. Olur mu abi ya, kesin. Ya insan ya hayatı boyunca yapmaz mı? Böyle bir biz Türkler sevdiğimiz zaman deli seviyoruz. Onun yüzden Mustafa Kemal üzerinde şimdi ne desem yanlış anlaşılacak. Kesinlikle doğru ama Abdülhamit Han dedin de sana seslenirim Abdülhamit Han. Evet. Feryadım varır mı barigahına? Evet. Ölüm uykusundan bir nebze uyan. Filozof seyret, seyret kullarıyın sen ervahına. Milliyet davası fıska büründü. Rıdayı diyanet yerde süründü. Türk'ün ruhu zorla asi göründü. Hem peygamberine hem Allah'ına. Sonra südü bozuk veledi zina. Bir sürü türedi çıktı meydana. Bizdi utanmadan iftira atan. Asrın en siyasi padişahına. Serseri sen değil meğer biz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sadece deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar yadigarına. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Filozof Tevfik'e ait. Ama hı? Filozof Tevfik diye bir. Harikasın Tevfik ya. Tevfik Biletler'in dışında yine o dönemde şey olan bir şahıs çok önemlidir. Yani şey... Abdülhamit Han dedin de oradan aklıma geldi abi. Son ölüm. Sizin zihninizde bir cümle. Ben hayatım boyunca ölümden korkmadım.
Hayatımdan korktuğum tek şey sakat kalmak. Yani bir olayda. Canım benim. O da belki babadan dolayı. Şey, vakit var mı? Yok vakit yok. Karadeniz'de de bir tane böyle iptidai bir teleferiğe bindik. Evet. Bindiğimiz arkadaşlar bas bas bağırıyor. Benimle şey yapmadılar. Dedi ki niye dediler bağırmıyorsun? Değil mi? Ya bu yükseklik yaklaşık 150-200 metre var. Buradan düşersek kesin ölürüz. Ama Peki. sorgudan çok korkuyorum. Yani Allah'tan yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan dolayı ondan Canım korkuyorum. benim. Peki bir gün Emir Hakvaki olursa mezar taşına bir cümle. Ben mezar istemiyorum. Ölüye yatırım, ölü yatırım Hiç diyorsun. istemiyorum. Hanıma da söylemem, hanım kabul etmiyor. Diyorum ki ya bu kadar dünyaya gidiyoruz, geziyoruz. Ya nerede ölürsem oraya koy diyorum. Tasavvufta bir anlayış vardır. İnsan nereden toprağa gelmişken, yaratılırken oradan girer diye. Hanıma diyor ki belki benim toprak diyorum uzaklardan gelmiş. Bu kadar seyahate meraklı olduğumuz için. Diyorum ki ya ben azap etme. Nerede ölürsem Abi orada. teşekkür ederim son cümle. Son cümle, bir tek cümle. Allah razı Kapatıyorum. olsun. Davet ettiniz, konuştuk. Daha geniş de konuşabiliriz ama işte bu programların süreli Abi olması web şey yapıyor. televizyonu bu televizyon. Televizyon değil, evet. Teknik Soner Bey'e yürekten teşekkür ediyorum. Bize çay getiren hanımefendiye Evet. teşekkür ediyorum. Yarın tekrar buluşma ümidiyle Allah'a emanet olun.